d çarpı 4 d üzeri 4 üzeri 1 bölü 2 ifadesini köklü ifade olarak yazınız. Burada fark etmeniz gereken asıl şey şu. Eğer bir sayının 1 bölü 2. kuvvetini alıyorsak, bu karekökünü almak demektir. Bunu burada uygulayalım. Elimizde 4 d üzeri 4 üssü 4 üzeri 1 bölü 2 ifadesi var. Evet, burada elimizde d var. evet, 4 d üssü 4 üzeri 1 bölü 2. Bir şey üzeri 1 bölü 2 demek bir şeyin karekökü alınmış demektir. Yani 4 d üssü 4 ifadesinin karekökü alınmış. Bunu nasıl sadeleştireceğimizi biliyoruz. Bu, d çarpı 4'ün karekökü çarpı, d üssü 4'ün karekökü olarak da yazılabilir. 4'ün karekökü 2. Önde d var. d üssü 4'ün karekökü ise pozitif karekökü ise d üzeri 2'dir. Buraya mutlak sayı işareti koymuyoruz. Çünkü d sayısı negatif olsa bile karesini alınca pozitif olur. Eğer burada d kare olsaydı o zaman mutlak sayı konusunda düşünebilirdik. Sadeleştirmek için elimizde d çarpı 2 çarpı d kare var. d tabanları aynı olduğu için çarpımları o zaman d üssü 3 oluyor. Sonuç 2d küpmüş. Bunu yapmanın bir başka yolu ise üslü özelliklerini kullanmak. Eğer sayıları çarpıp üssünü alıyorsanız, bu her birinin tek tek üssünü alıp çarpmakla aynı şeydir. Bunu tekrar yazayım. d parantez içinde 4 üzeri 1 bölü 2 çarpı d üssü 4, üssü 1 bölü 2. Evet, 4 üssü 1 bölü 2 aynı zamanda 4'ün karekökü demektir, yani 2'dir. d üssü 4, üssü 1 bölü 2, evet burada yine üslü özelliğini kullanabilirsiniz. Eğer bir sayının 2 defa üssünü alıyorsanız, bu 2 üssü birbiriyle çarpıp, o sayının üssü olarak yazabilirsiniz. Bunu diğer videolarda kanıtlamıştık. Bu ifade d üssü 4, üssü 1 bölü 2 olacaktır. Peki 4 çarpı 1 bölü 2 nedir? 4. Bu ifade o zaman d çarpı 2d kare. Yani 2d küp olarak sadeleşir.